Ya şimdi bu mevzu neymiş Nuri? Anlat bakalım ya. Bunu bütün videoyu izletme bize. Anlat bakalım neymiş olay. Mevzu işte Burak Güngör bir tane video yapıyor cellatla alakalı. Cellat hakkında tüm Niye? Niye gerçekleri. ama? Neymiş? Gerçekler neymiş Burak yani? Güngör'ün kontenti bu abi. Herkese yapıyor ki yani şunun hakkında gerçekler Yok yok. bilinmeye şu Olay ne an. yani? Olay ne yani Kendi Burak bizim Güngör? tarzımızda falan. Öyle yani Ya bunun olayı çok bu. Dur uzun bakalım ya. Burak Burak Güngör abi. konuşma hakkı için ve Birbirine ama bu sözüne senin açtığın katılıyor. bak bu senin Yemin açtığın belli olacak. final bir mi? dakika işte bak işte. Hava Sonra Cellat temizlense canlı çok yayında iyi TikTok olur. canlı yayında cevap veriyor Burak Güngör'e. Burak Güngör de onun cevabına YouTube videosunda cevap çekiyor. Bu Cellat'ın cevabına cevap yani. Meme content. Meme content aynen. Herkes memesini atıyor arkadaşlar alta. En güzel memeyi seçiyorlar. Amına kodum metesi. Öyle bir şey. Meme Kontest yazıyor bu content arada yani. bitti. Şöyle attım chat Allah. arkadaşlar. Arkadaşımıza destek verelim madem öyle. Buradan para mara kazanıyorsan o parayı da buraya atma. Bağış yap. Bağış yaptığının göstergesini buraya at. Öyle paylaşalım madem. Tamam, bir boka yarayalım biz de amına koyayım. Boş boş yaşıyoruz. Ben Burak, kanalıma hoş geldiniz. Hoş Bugün bulduk ateş Burak'cığım. Kanalına hoş bulduk. Kanalına geldik. Kaç serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün yine gündemle alakalı birbirinden ilginç, birbirinden derin konularımız var. Konularımızı anlatacağız ve birlikte değerlendireceğiz. Fakat öncesinde eğer bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan He, abone butonlardan olalım değil kanalıma mi? abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Aynı zamanda şu an ekranda çıkan Instagram hesabımı İstiyorum abi. Bu tarz videolar daha çok gelsin. İstiyorum. da takip ederseniz çok sevinirim. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim hem de bizim tarzımızda. Ulan Nuri, bana da böyle şeyler yapalım. Böyle yapayım, yana gitsin, yukarı gitsin. Hiç Yapalım yapmıyorsun Nuri abi. böyle şeyler. Ya abi sen demiyorsun ki hem de bizim E abi. tarzımıza da yap hadi Kaç elini. dakika? E Nuri'ye abi, kaç bizim dakika süre? tarzımız oluşmadı işte amına koyayım. Bütün tarzları almışlar. Ateş hattının ilk haberi Enes Batur'la alakalı. Arkadaşlar bir önceki ateş hattı videosundan hatırlayacağınız üzere çok eskiden çektiği bir video yüzünden telif yemiş ve bu yüzden kanalı video yüklemeye kapatılmıştı. Bu sorun yaklaşık olarak bir hafta kadar sürdü ve bir haftanın sonucunda kanal tekrardan video yüklenebilir hale geldi. Bunun üzerine de Enes takipçilerin uzunca bir süredir O zaman beklediği ben 15 milyon Amerika'dan özel bir videosunu genç yayınladı ki ben de çocuğum. videoyu Sen izledim. buraya Gerçekten geldin. çok güzel, Dersen çok kaliteli bir aklına iş olmuş. sürekli Enes'i buradan yazacağım. 15 milyon için tebrik ediyorum. Aynı zamanda kanalı açıldığı için de Tamam, kazanırsan 500 atacaksın. Tamam, biz de onu canlı yayında bağış yaparız o zaman. İnşallah kazanırsın o zaman. hediye. Gözün aydın diyorum ve sıradaki haberimize geçiyorum. Wow. Ateş Hattı'nın ikinci haberi CZN Burak'la alakalı. CZN Burak hatırlayanların bileceği üzere geçtiğimiz aylarda Dubai'de Bu ne restoran abi? Bu değil ki bizim olayımız ya. bir video olduğunu düşünüyordum. Fakat beklentimin çok çok üzerinde çıktı. Videoyu izlerken gerçekten çok etkilendim ve pür dikkat izledim. Son zamanlarda YouTube'da görmüş olduğum en kaliteli içeriklerden bir tanesiydi. Bu yüzden Alper'in videosunu izlemenizi mutlaka ve mutlaka tavsiye ediyorum. Ve sıradaki haberimize Reklam var geçiyorum. bunda. Evet, sıradaki haberimize, sıradaki konumuza geçmeden önce ben bir gideyim efendice üstümü değiştireyim. Hemen geliyorum, bekleyin. Evet, Koymuş. geldik sıradaki konumuza. Bildiğiniz üzere Oo, geçtiğimiz koymuş. günlerde bir video yayınlamıştım. Ve yayınladığım videonun like dislike oranına bakınca hayli beğenilmiş, hayli desteklenilmiş bir içerik oldu. Sonrasında konunun çok fazla üzerine gitmedim. Ki açık konuşmak gerekirse bu videoda normalde çekilmeyecekti. Çünkü gerek yoktu. Zaten söylemem gereken Bu video çekilmeyecekti ama YouTube kanalım olduğu için bir yandan da işte güzel hit getirdi. Para da Bir de kazandırıyor başlığa da bana. Cellat 36'ya Başlığa da cevap Jelat yayında 36 tehdit yazdım. yazayım. O yüzden Çağrı bu video koydu. çekildi. Çekildi çünkü para lazım. Video atmak mı lazım? O yüzden çekildi. Haydi trendlere sokalım videoyu. Her şeyi önceki videoda söylemiştim. Fakat geldiğimiz noktada dün gece bir canlı yayına denk geldim. Yine Aha. malum kişinin açtığı bir canlı yayın. Malum Şimdi kişi canlı kim yayında iki yer lan? var. Bizim Tamamen video, bizim canlı yayına mı geldi? Eceronay'a diyor. Edeceğim. Önce onu Eceronay söyleyeyim. mı? İki yeri Büyük izledim fırın. ve Emin Hoca ya. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Yok kanka. Ama bak, bir dakika cıvıtmayın. Olay çok ciddi. Cellat 36 isminden de belli olduğu gibi. Adam yani ciddi bir adam. Benim oturduğum sitede oturuyor. Valla götümü keser. Kapıma gelir bıçak. O yüzden sözlerimize dikkat edelim. Valla arkadaşlar çetemete de düzgün yazalım. Kapıma gelir valla götümüzü keser yoksa. Bir girse TV'ye. Cellat'la ben şeyde karşılaştım. Clubhouse. Kasapta falan yapmışım. Yok, Clubhouse'da, Clubhouse'da. Ben de vardım o gün. Yani Aynen. Clubhouse'da karşılaştım. Bana şey dedi. Ya dedim, bu çakması olabilir mi ya falan dedim. Ya dedi, sen bana dedi bir sosyal medya linkini at bak bakalım dedi. Çakması mı değil mi dedi. Ben de dedi binlerce dedi WhatsApp grubu var dedi. Oraya dedi bir yönlendirme yapayım dedi.
Dedim ki bro dedim. Sen bildiğin şey dedi. Stop bro dedim. Hey bro. What the fuck amına koyayım dedim. Ya ne oluyor? What the fuck by the way. By the way dedim. Ya sen ne yapıyorsun amına koyayım. Anladım. Konuyu anladım ben. Şimdi öncelikle önceki videoyu izlemeyenler lütfen izlesinler. Tamam. İzlenen önceki videoyu ben anlatayım mı? Demek ki anlatmıyor Burak Güngör. Hadi dinleyelim. Olay şu abi. Heh. Burak Güngör'ün bir tane video serisi varmış, tamam mı? Fenomenlerin evlerine gidiyormuş. Fenomenlerin evlerini gezip gösteriyormuş falan. Evet. Ha buldum, tahmin ettim. Cellat'ın evine gelmek istedi. Cellat da kabul etmedi. Burak da ona salladı amına koyayım. Ya yaklaştın diyeyim. Hani yakın. Ha. İyi tahmin. Cellat'ı davet ediyor. Cellat da seriye katılan önceki TikToker'lar yüzünden sevmediği TikToker'lar katılmış daha önce Burak'ın bu serisine. Prim vermek istemiyor. Aynen, katılmak istemiyor. Ben sevmiyorum onları falan filan diyor. Ben bunu prim vermek istemiyorum diyor. Content House'a gitmiş peki Burak. Content House. TikTokçuların Content House vardı ya bir tane. Content sıçıldı ya o dönem hatta. TikTok Content. Abi kafam karışıyor. Türkiye'nin content, Türkiye'nin content kaynağının üretimini yaptılar ya o dönemlerde. Hatırlayan vardır. Content TikTok Content House'u. Tabii. O günler neydi Burak, ya? O günler neydi hakikaten, özleniyor ya. Ne kışkırtmalar be. Baba uyandırma servisleri falan. Content'in amına koydular o zaman, amına amına. Şunu belirtmekte fayda. Bir dakika abi, sonrası var, devam var. Evet. Sonra Burak'la Cellat abi bir yerde denk geliyorlar, selamlaşıyorlar falan. Gene sıkıntı yok, aralarında bir problem yok yani. Ondan sonra Cellat bir tane canlı yayında Burak Güngör'ü tanımıyorum, o kim? Prim Güngör falan mı diye dalga geçmiş. Tamam. Tanımıyorum demiş. Tamam. Prim mi yapıyor, hayırdır falan filan demiş. Hayırdır amına koyayım demiş. Burak Güngör de bunun üstüne video çekmiş. Cellat hakkında tüm gerçekler diye. Sonra Cellat cevap veriyor. Sonra da işte bu video çekiliyor. Ben Cellat'ın kızıyım. Çok anlattın. Mete. Okyanus'un yani. Kızı Mete 53 amsisi. Cellat'ın kızı. Ben ne kızın yüzü ya. Çocuğum bak öyle şeyler deme Mete. Dur bir dakika dur. Olay ne ya, merak ettim. Ya illa ciddi giriş mi yapalım yani? Çok videoya kanalımda yer verdim. O tarz videolarımın hiçbirinde karşımdaki insana hakaret etmemeye, küfür etmemeye, bel altı vurmamaya, bunu özellikle tırnak içinde belirtiyorum, veya tehditvari bir söylemde bulunmamaya çok fazla dikkat ettim ki bunlar benim zaten mizacıma uygun şeyler değil. Çünkü ben bir insanla tartışırken de, eleştirirken de, tırnak içerisinde kavga ederken de sosyal medya üzerinden her zaman saygı ve ahlakımı korurum. Ben ailemden böyle gördüm. Ben çevremdeki insanlardan böyle gördüm. O yüzden şunu bastıra bastıra söylüyorum. Çekmiş ben de tam tersi. Hep bel altı vururum. Saç baş gider, saç baş. Ahlaksızca kavga ederim. Olduğum video yüzünden içim çok fazla rahat. Çünkü bana karşı bir canlı yayın yapılmıştı ki o videonun içerisinde zaten var. Ben de gereken cevabı vermiştim. Birine bir şey derseniz biri size karşılık verir. En azından vermelidir. Dünya böyle bir yer olmalıdır. Dünya hiç kimsenin birbirini ezmediği, biri bir şey dediğinde karşısında ikimiz hakkımı bilirsin. Ve bunlar üzerinden bir konuşma yapacağım. Ana abi VTR'e gelsin VTR'e. İzleyelim. Kim nasıl istiyorsa gözünün önünde yanında post olarak Instagram'a post olarak atayım. Tam da yanında post atayım. Ondan sonra oturayım, elimi ayağımı çekeyim böyle bakalım neler oluyor. Ama eğer değilse sonrasını görürüz. Bu bir. Bunun hakkında şu an bir açıklama yapayım, birazdan yapacağım. Koymuş şimdi da hiçbir sikim anladıysam piç olayım ya. Hiçbir ben şey anlamadım. Ben anlamadım. Ya. Ne yapmış yani? Elimi koyayım falan diyor. Ya, küfür anlamında mı diyor? Post koyayım, post elimi koyayım. Post diyor. Posta. Postunu yüzerim. Dur bir dakika, dur. Olay burada galiba. Bir dakika. Yani ne? Bu konular hakkında yorum mu yapacağım bir de? Oturup bu konular hakkında yorum mu yapacağım bir de? Cevabı farklı şekillerde verilir. Evet. İstediğimiz noktaya geldik. Ben zaten çıkışa cevabı çağırmış. Farklı şeylerde verilir. Bu noktaya gelirsek belki bir yapacak. Yani bana çalışmadığım yerden gelmedin. Çalıştığım yerden geldin. Nasıl bir cevap alacağımı çok iyi biliyordum. Alacağım cevabı çok amatörce verdin. Neden? Açıklayayım sana. Şimdi sen beni açtığın canlı yayında net bir şekilde tehdit ediyorsun. Ya ıvırıp kıvırmaya gerek yok. Ki ben de sana şunu söylüyorum. Beni hiç kimse tehdit edemez. Bitti. Eyvallah. Hadi bitti. Eyvallah. Hadi dalgana bak dostum. Beni. Hadi bak dalgana. Hadi. Beni kimse tehdit edemez. Bitti. Tehdit ederse ne yaparım biliyor musun? Tehdit ederse o tehdit edeni. Tehdit edeni ne yaparım biliyor musun? Bir tane video çat. Bir tane video hazırlarım, bir tane böyle video. Tüm gerçekler diye bir tane video hazırlarım amına koyayım. Oradan böyle like'lar, böyle izlenmeler. Çağrı yapma, Çağrı. Çağrı yine ben koydu. Ben bugüne kadar...
sosyal medyada çok kişiyle kavga ettim. Çok kişiyle tartıştım. Baba normal çok ama. Gerçek normal yani. Onun tüm gerçeği, bunun yalanları diye diye video atarsan normal kanka ya. Çekiştik. Çok kişinin fanları bastı benim yorumlarımı. Çok mücadeleler verdik biz bugün. Fanları ama bastı. Hiç böyle bir cevap almadım. Bu zaten senin... Sinat Şark 3 kişiye abone göndermiş. Teşekkür ediyorum Sinat Şark. Sen sosyal medya fenomenisin. Sen mafya değilsin. Sen kabadayı da değilsin. Sana bir sosyal medya fenomeni bir önceki videom tarzında bir video çektiyse çıkarsın, çatır 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 cevap verirsin. Veremiyor musun? Veya vermek istemiyor musun? Susarsın. Susmak istemiyor musun? Videoyu gördüm, izledim, cevap vermek istemiyorum dersin. Geçersin. Ama sen cevap niteliğinde açtığın o canlı yayında çıkıp cevap farklı şekilde verilecek dersen ben sana o lafını da yediririm. Şimdi öncelikle şunu peşinen söyleyeyim. Aynen öyle. Bu muhabbetten menajerlik şirketim ve avukatlarımın an be an haberi var. Hatta az önce açmış olduğum canlı yayını indirip kendilerine mailledim. Çünkü ben bunu daha önce yaşadım. Çalıştığım yerden geldi bu. Yani ben senin seviyene inip sana istediğini vermeyeceğim. Çünkü ben sosyal medyada davalandım mı? Hitap ettiğim insanlar var ve ben kitleme doğru örnek olmalıyım. İnsanlar sorunlarını şiddetle değil, konuşarak çözerler. Benim Allah'a şükür konuşamayacağım, cevap veremeyeceğim hiçbir çok şey şükür. Yok. Ne kadar ileri gidebileceğimi de beni eskiden beri izleyen insanlar çok iyi biliyorlar. Hiçbir şeyden korkmam. Ama senin tarzında yaklaşan bir adam... Çağrı hakkında tüm gerçekler. Sürekli yarak şakası yapıyor, pipi şakası yapıyor, bel altı mizah yapıyor amına koyayım. Bitti. Aynen öyle. Tüm gerçekler bunlar, anladın mı? Başka gerçek hadi yok. Eyvallah. Hadi eyvallah. Ama da... Ben yargı yoluyla cevap veririm. Dediğim gibi o canlı yayında söylediğin şeyler, o özellikle buraya da verdiğim iki şey, burada unutmayacağım o laflarını. Ki şunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Belki de siz izleyenler şu an bunu duyunca şok olacaksınız. Ben kendisinden çok özür diliyorum. Hata yapmışım, mantıklı davranmamışım. Ben bu arkadaşa az bile söylemişim. Bu yüzden çok özür diliyorum. Şoka girdim ben. Yani işin özeti 2021'in Türkiye'sinde kimse kimseyi tehdit edemez. Hele de senin gibi. 2021'in Türkiye'si de yani hakikaten ama yani. Neyse daha fazla konuşmayayım da yani 2021 Türkiye'sinden bahsediyor abi. Mümkünatı yok. Bu devirde böyle bir şey kaldı mı amına koyayım? Kim tehdit ediyor ya? Bu 2021'in Türkiye'sinden. Hayırdır amına koyayım? Sikerler adam ha. Ve bak çok mantıklı yani olacak. Öyle yani. Açtığı hakikaten. Canlı yayında ki onun nerede nerelere düşeceğini bile bile hiç kimse tehdit edemez. Yani şöyle bir gerçek var. Bunun farkında değil misin? Ben yarın bir trafik kazası geçirsem, Allah korusun, ölsem Allah bu bile korusun. Senden bilinecek bugün itibariyle. Yani yarın benim başıma kuş sıçsa, çatıdan taş düşse senden bilinecek. Öyle de olması lazım çünkü sen söylüyorsun bunu canlı yayınında. Bir tık avartı cevap geldi bana. Farklı şekilde verilecek. Bak 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 laflara bak. Nasıl aynen verilecekmiş öyle. Bir onu da anlatsaydın keşke devamında. Ben bu ezber lafları çok iyi biliyorum. Bu lafları çok iyi biliyorum. Bu lafları kullanacağını da çok iyi biliyordum ben senin. Çünkü ben seni az çok... Fark ettim. Az çok tanıdım, az çok gördüm. Az çok nasıl takıldığını gördüm. Ben bu ezber lafları çok iyi bilirim. Ha ama bak şunu tekrardan söylüyorum. Evet avukatlara falan atıyoruz ama bunu korktuğum için yapmıyorum. Sen bu dilden anlamalısın ve seni izleyen insanlar da senin cevap veremediğini, cevap olarak cevabı farklı şekillerde vereceğim dediğini görsünler. Hani sen herkese laf yetiştirirdin? Bir konu daha var. Bir konu daha var. Ona da gelmezsem çok üzülürüm kendi adıma. Diyorsun ki açtığın canlı yayında benim düşmanlarım olması çok iyi. Düşmanlarım olmayınca ben hiçbir şey yapamıyorum. Bakın bundan sonra ne yapacağım falan. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Oo Tali hoş geldin. Olamazsın. Çünkü biz seninle aynı seviyede değiliz. Aynı skalada değiliz. Ve skalamızı, seviyemizi belirleyen şey izlenmeler, like'lar, aboneler, takipçiler değil. Skala çok farklı belirleniyor. Sen cahil bir adamsın, ben değilim. Ben iki lafı bir araya getirebiliyorum. Konuşabiliyorum. Ama sen konuşamıyorsun. Konuşamadığın için tehdit ediyorsun. O yüzden benim bugüne kadar sorun yaşadığım çok insan oldu. O mesela canlı söylüyorsun. Ne söylediğini çok iyi biliyorum ben senin. Diyorsun ki oh my God. Benden önce Rain Man'la kavga etmişti ama benimle alakalı videosunda Rain Man'i savundu diyorsun. Savunurum. Kim haklıysa onu savunurum. Doğru olan da budur. Sırf Rain Man'le aram kötü diye. Rain Man beni... Enes Batur'u kanalım kapanıyor. Yukarıdan diyor ki bunu da izlediyor. Sevmiyor. Ben Rain Man'i sevmiyorum diye ki sevmiyorum onu da söylüyorum buradan. Ben haklı olduğu bir konuda sırf sevmiyorum diye Rain Man'e haksız dersem ben gece rahat uyuyamam. Rain Man bundan sonraki 1000 tane mevzuda haklı olsun ben yine onu sevmeyeceğim ama yine bu çocuk haklı diyeceğim. Bu son söylediğimi peşinen bir hepiniz ezberleyin. Bu önemli bir laf çünkü. Dur ezberleyelim. Ne dedi en son bu? Dur ben unuttum lan. Ben unuttum. Burayı ben o kadar iyi dinlememiştim ya. Ezberlenecek. Burası ezberlenecek. Bir dahaki yayında burasını herkese tekrar soracağım ha. Haberiniz olsun. Reynmen haklı dedi. Reynmen haklı dedi. Burayı ezberleyin. Kağıt kalem alan arkadaşlar bir yazalım. Not tutalım yine de akılda kalmaz. Abi bir saniye ben defterimi getireyim. Abi bir saniye ben defterimi getireyim. (Gülüyor)
Karaman, sana bir şey söyleyeyim mi? Olay sende patlar bak. Burak Güngör, Karaman'ın gerçek yüzü diye bir tane video atar. Burada bir daha bir Allah'ın yayıncısına tasarım yapamazsın, haberin olsun. Ben de bir tane böyle video çekeceğim. Sonra seni var ya Nono Live'a sürerler, haberin olsun. Bu konuyu da araya yükleyelim ya. He? Bu konuyu da araya yükleyelim, her şey ona patlay. Herhalde kardeşime. Bu konu senin içine çok dert etmiş. Onun da cevabını almış oldum. Niye sustun da amına koduk? Bir konu daha var. Bunu diyorsun. YouTube'da 350 bin takipçim var diyorsun. Hiç video atmadım. Ya bir tane video atsam zaten onun videosundan çok izlenecek diyorsun. Evet. Doğru. Hatta ileri götürüyorum bak bu dediğini. 10 tane video attığında muhtemelen abone sayısı olarak beni geçmiş olacaksın. Ama seninle benim aramızdaki fark bu işte. Ben insanlara abone gözüyle, sayı gözüyle fark bakmıyorum. Var. Ben hitap ettiğim insanların kaliteli insanlar olmasını istiyorum. Benim gerçek kemik... Ben çıkıyorum abonelikten. Manyak mısın? Abonelikten manyak mısın? Aa, yeni video sağa geliyor, yarda yedim. Oğlum salak mısın? Kaliteli insanlar diyor. Benim burada ne işim var abone kemiği? Çıktım o yüzden. Ha, o doğru. Kitlem, beni gerçekten eskiden beri izleyen insanlar seninle sorun yaşadım diye senin yorumlarına gelip üzülerek ve özür dileyerek söylüyorum. Engelli emojisi atmıyorlar. Benim kitlem bir insana engelli demenin hakaret veya küfür olmadığının çok farkında. Ama gel benim Instagram'da son postumun altına bir bak. Senin fanlarının attığı engelli emojileriyle dolu, beyin emojileriyle dolu. Böyle bir kitleye hitap ediyorsun. Ve ben ölsem 100 milyon olacaksın ama kitlem bu olacak deseler böyle bir kitleye hitap etmek istemem. İşte senle benim aramdaki fark bu. Sayılar çok önemli değil. Biz onları geçelim 3 sene falan oluyor. Sen sayılarla yaşamaya devam et. Bu dediğim noktaya geldiğinde ne kadar haklı olduğunu zaten anlayacaksın. Hadi eyvallah. Tam da bu konuyla alakalı story de attım. Çetin. Senin izleyicilerine hitaben. Dedim ki işte bu yüzden size kızıyorum. Çünkü bu çocukları nefretle yönetiyorsunuz. Bu çocukları saldırganlık üzerine yönetiyorsunuz. Bu çocuklara bunların güzel şeyler olduğunu hissettiriyorsunuz. 10, 11, 12 yaşında çocuklar gelip bana, anneme, babama, sülaleme küfür ettiklerinde benim canım acımıyor. Acıyor ama şundan dolayı acıyor. Bu çocuklar bunun iyi bir şey olduğunu zannediyorlar. Bu iyi bir şey değil. Gerçekten değil. Ki şunu da peşin. Nefretle büyüyen bir toplum yaratıyor. Onların da zaten devamlı tartıştılar yıllardır. Ben açtı canlı yayının dosyası şu an var. Menajerlik şirketimde de var. Elinden geleni ardına koyma. Ne yapabiliyorsan yap. Ben buradayım. Evim belli, yurdum belli, her yerim belli. Ha, hareket yapacak adam da yaptırmaz, yapar. Ama evim belli, arkadan belli zaten nerede oturduğum. Yayın da şovunu yapmaz. Neyse söyleyeyim. Finalde yurdum belli. Çok komik ve acınası bir durum. Bilmiyorum bakalım. Dayak mı? Hadi hayırlısı olsun Murat, bakalım. Ne olacak? Bakalım. Yok ya, o kadar da olmaz. Farklı yollarla cevap verilecekmiş. Çok tedirginim. Acayip. Uyku uyuyamayacağım ya bu gece. Uyku uyuyamayacağım bu gece. Evet, şimdi bir konu daha var. Ona da bir acayip cevap vermek olmuş istiyorum. Ha. Bu konuyla alakalı bazı yayıncılar videolarımı izlediler. Yine aynı şekilde bazı TikToker'lar cevap verdiler. Aha. Kimileri beni... Aha. Burak bu Twitch'e falan bakıyor mu lan Burak? Biz buradan konuşuyoruz falan da. Şaka mı izlercimden Burak'cığım? Yapmayın abi. Biz şaka yapıyoruz Burak, şaka yapıyoruz. Ne eleştirdi? Kimileri onu... Yine bir amatörlük mü yaptık Nuri? Sorma ya. Vallahi. Burak Bey. Çok... Kaç para alıyorsunuz YouTube'da? Burak adresini bana versin. Ben kaç dolar? Giderim. Patron, hadi şu var ya yayıncının yanındaki yancılar. Yancılardan işte. Yandaş. Yandaşlar yine konuşmuş yandaşlar. Bu adam kılapağız falan makara kukara halleder. Sen ne yapacaksın Batuhan? Bitiyor kariyer. Ne yapalım garibanın yüzü gülür mü? Birincisi kozalak yapalım. Yeni bir başlangıç. Oğlum. Piyasadan kendini sildirmen lazım Batuhan. Yeni nikinle. Kıllı. Aman aralar noktalı. Kıllar. Dur bakayım bir dakika yayıncılar. Herkes derdini anlatabilir. Şimdi bu eleştirenlerden iki tanesine cevap vereceğim. Bir tanesi Mehmet diye bir arkadaşımız. Birebir de hiç görmüşlüğüm yok. Bir iki videosuna denk geldim sosyal medyada. TikTok'ta bir içerik üreticisi kendisi. Olay hakkında konuşmuş canlı yayınında bir 5-6 kıllı dakika aynen. Veya 10 dakika. Fakat dediklerinden ben bir şey anlamadığım için şu an bir cevap veremeyeceğim. Yani iki kelimeyi bir araya getiremediği için kurduğu cümlelerde. Ne dediğini anlamadım kardeşim. Eğer iki cümleyi bir araya getirmeyi başarabilir ve konu hakkında karaman geldi Allah affetsin. Şu an biliyorum hevesin kursağında kaldı. Ama yapacak bir şeyim yok. Gerçekten ne demek istediğini anlamadım. Yani zaten ben bir kişiyle orada polemikteyim. Kendisi bana cevap verebilir. Senin araya girmene gerek yok. Ha, arkadaşındır girebilirsin bir şeyler diyebilirsin. Diyeceksen de biraz çalış. Çok garip bir cevap vermişsin. Gerçekten diyorsun? Ne dediğini anlamadım. Yani Mehmet'le alakalı kısım bu şekilde. Bir de Geoman bir cevap vermiş. Şimdi Geoman'la ben takipleşiyordum. Geoman sonra takipleşiyordum. Süper kahraman baba. Baba video varken konuşuyoruz. Hiçbir şey anlaşılmıyor ki amına koyayım.
E kapat evet. Videoyu sen de. Sakin ol zaten. Allah Allah. Ya siz konuşun videoyu durdurun ya videodaki Burak abi konuşsun siz susun amına koyayım da bir iki cümleyi bir araya getiremiyorsunuz zaten yarak yarak konuşuyorsunuz. Hayret bir şey ya. Değil beni herkes eleştirebilir ki takip ettiklerim arasında beni eleştiren çok insan var. Takipten çıkma sebebim şu. Geomen konuyla alakalı yaptığı yorumda diyor ki bence çok boş bir video. Dedikodu videosu olmuş. Ben böyle bir video çekmezdim diyor. Geomen şimdi bak ben bunları söylemekten gerçekten keyif alan bir adam değilim ama Instagram DM kutunda benimle olan DM'lerine gir. Magazin videona konuk olmak istiyorum. Çok bomba anlatacağım Geomen. Şeyler var falan diye bana mesaj atmıştın. Ben de sana tamam kardeşim çekelim demiştim. Ya garipsiniz gerçekten garipsiniz. Yani o zaman ben seni konuk alsaydım magazin iyiydi Burak Güngör iyiydi ben seni konuk almadım veya ilgili videoda değişim videolarıyla dalga geçtim diye mi bu bir boş içerik oldu? Yani seviyorum Abo. Aslında seni ama yani gerçekten garip bir açıklama yapmışsın. İşin özeti amacın neydi bilmiyorum. Hani değişim videolarına laf söyledim diye mi gücüne gitti? TikTok'u mu savunmak istedin kendi çapında ki TikTok'a herhangi bir lafım yok. TikTok'ta dediğim gibi çok sevdiğim insanlar da var. Bence güzel bir platform olmaya başladı. Yani neye kızdın anlamadım ama tutarsız bir cevap vermişsin. Çünkü dediğim gibi gir benimle olan DM'lerine bak. Evet bu konuda bu şekildeydi. Dediğim gibi çok yayıncı izlemiş videoyu. Çok kişi tepki vermiş. Mantık çerçevesi içerisinde eleştirenlere de övenlere de herkese çok teşekkür ederim. Bu arada konuyu kapatmadan önce söylemek istediğim bir şey daha var. Ben tek hareket ederim ki zaten gördüğünüz tabloda onların hepsi ben tek. O yüzden benim yanımda veya arkamda birilerine ihtiyacım yok. Ben tek başımayım. Tek başıma konuşuyorum. Derdimi tek başıma anlatıyorum. Evet video kısaca bu şekildeydi. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve... Olay bitti. Olay evet. Bu kadar abi. Yapacak bir şey yok. Bu aralarında arada öyle şeyler olur Burak'cığım yani. Google sosyal medya dünyasında. Ya niye tehdit ediyorsun? Bak başıma bir şey gelirse bundan sonra sorumlusun sensin bak. Bak senin bak. Resmini bir post koyayım da ben. Bak kafama kuş sesle. Yapamıyorsun yapamıyorsun. Post koyayım da ben. Baba siz drama yaratmaya çalışmayın. Olmuyor. Lütfen yapmayın. Drama yapmaya çalışmayın olmuyor. Lütfen. He, ya Mami sen niye sürekli bu videoyu atıyorsun Mami? Mami sen neden sürekli bu videoyu atıyorsun bana?